Arkadaşlar merhaba. Kedim Gümüş yaklaşık olarak 3 haftalık hamile. Ben de bu dönemde kedilerdeki hamilelik belirtileri nelerdir? 5 maddede bunları toparlamaya çalıştım. Tabii öncelikle hiç bilgi sahibi olmayanlar için şunu söyleyeyim. Kedilerin çiftleşebilmesi için dişi kedinin kızgınlık döneminde olması gerekir. Erkek kediler genellikle ekseriyetle hazır olsa da dişi kedi kızışmamışsa çiftleşme gerçekleşmez. Bu nedenle eğer dişi kediniz kızışmamışsa, bir çiftleşme olmadıysa zaten bu belirtileri aramanıza da gerek yok. İlk çiftleşme gerçekleşmesinden sonra da en az 3 hafta geçmesi gerekir ki bu belirtileri görebilirsiniz. 3 haftadan önce de çok fazla kedinizin hamile olup olmadığını anlayamazsınız. Kedilerdeki hamilelik belirtileri genellikle fizyolojik ve psikolojik şekilde olur. İki farklı şekilde olur. Bu nedenle ben de çok fazla uzatmadan 5 tane belirti neymiş listeme başlayayım. Birincisi arkadaşlar göğüs uçlarının belirginleşmesi. Yani bu her kedide belirginleşir. Tabii eğer kediniz uzun tüylü ise tüylerin arasından dikkat etmeniz gerekir. Göğüsler yavaş yavaş şişmeye ve bazen beyaz bazen de pembemsi bir renkte olur. Özellikle sırt üstü yatıp gerindiğinde bunu daha da rahat görebilirsiniz. Zaman içerisinde bu göğsün etrafındaki tüyler de hafifçe dökülür ve yavru da bu sayede anneyi daha rahat emebilir. Bazen tabii dişi kedi eğer ki kızgınlık dönemindeyse de bu göğüs uçları daha fazla şişebilir. Dolayısıyla bu tek başına da belirti olarak ya da kedinizin hamile olduğunu göstermez. Eğer kedinizin ilk hamileliği ise çok fazla da net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Ama 4. 5. haftadan sonra daha net bir şekilde gözükür. İkincisi arkadaşlar alışılmışın dışında fazla yiyecek tüketmesi. Kedinin hamile olduğunu aşırı yemesinden de anlayabilirsiniz. Tıpkı insan gibi hamile olan kedi de normalin 2 katına yakın yemek tüketmeye başlar. Bu dönemde mümkün olduğunca onları güçlü tutmak gerekir. Tabii ki bu sayede kilo alması da artacaktır. Vereceğiniz mamalar hamile kedi mamaları veya daha enerji verici olması nedeniyle yavru kedi mamalarından bu dönemde anne kediye verebilirsiniz. Üçüncüsü arkadaşlar psikolojik bir faktördür bu. Kendini normalden daha fazla sevdirmeye başlar. Bilirsiniz dişi kediler normalde kendini çok fazla sevdirmez. Tabi istisnaları muhakkak vardır ama bir erkek kedi gibi rahatça kucağınıza alarak dişi kediyi sevmek oldukça zordur. Bir an önce kaçmanın derdine düşerler. Ama bu hamilelik dönemlerinde daha farklıdır. Dişi kediler duygusal olarak kendilerini daha fazla sevdirirler. Özellikle kafa kısımlarının sevilmesinden hoşlanırlar. Hatta sevdirmek için de sık sık yanınıza gelirler. Yalnız karın kısmının sevdirilmesinden pek hoşlanmazlar. Yine de tabii ki çok sıkmadan hafifçe o kısımları da sevebilirsiniz. Dördüncüsü daha fazla uyumaları. Kediler zaten uyumayı oldukça severler. Ama gebelik sürecinin 4. haftasından sonra özellikle uyku süreleri daha da artar. Tabii sokak kedilerinde bu durum biraz daha farklı olabilir. Çünkü onlar avlanma mecburiyetinden olsa gerek daha hareketlilerdir. Ama ev kedileri daha fazla kendilerini uykuya verirler. Tabii tek başına bu belirti de kedinizin hamile olduğunu göstermez. Fazla uyku bazen bir hastalığın nedeni de olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ama hamile ise kedinizde uyku süresi fazlalaşacaktır. Beşincisi halsizlik. Yavaş hareketler ve kusma görülebilir. Her kedide tabi bu belirti gözükmeyebilir ama gebeliğin 5. haftasından sonra artık belirgin şekilde kilo alımı da arttığı için hareketlerde yavaşlama başlar. Sırt üstü mesela gerinerek uzun süre sabit durmaya başlarlar. Zaman zaman kusadabilirler. Bu dönemde normalden daha fazla vitamin takviyesi yapmanız da güzel olacaktır. Kedilerdeki hamilelik belirtileri konusunda en sık karşılaşılan belirtiler bunlar aslında. Tabi bunların haricinde veterinere de götürerek ultrasonla
ya da elle muayene yaptırarak da anlamaya çalışılabilir. Ama bence sabırla bekleseniz daha güzel olur. Gebeliğin 5. haftasına itibaren zaten net bir şekilde kedinizin hamile olup olmadığı da ortaya çıkacaktır. Bu dönemde bir daha kızışmaz. O da önemli bir faktör. Yani kediniz hamilese eğer bir daha kızışmayacaktır. Hamileliğin sonuna kadar. Bir tek tabii ki sayısı konusunda bilmeniz imkansız gibi bir şeydir. Gözle görülerek zaten anlaşılmaz. O nedenle belki ultrasona sokup baktırabilirsiniz. Ben bugüne kadar ultrasona hiç kedimi sokmadım. İlk doğumunda biraz merak etmiştim. O zaman acaba ultrasona koysam mı diye ama zararlarından da bahseden bir takım veterinerler var. Tam olarak da bilmediğim için internette de bu şekilde yazılar var. O nedenle ben kediyi ultrasona sokmadım. Arkadaşlar, şimdilik anlatacaklarım da bunlar. En sık dediğim gibi rastlanan belirtiler de bunlar. Destek açısından eğer videoyu da beğendiyseniz, beğenip kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tabi bu arada kedim doğum yaptıktan sonra da işte yavruların gelişim videosu inşallah sağlıkla doğarlar. Sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım faydalı oluyordur. Tekrardan hepiniz hoşça kalın.